Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz Pile Foundation, kazıklı temelleri işliyor olacağız. Bu konu mühendislik pratiklerinde çokça kullandığımız yapı elemanlarından birisidir. Özellikle son zamanlarda Ankara'da hemen hemen bütün binaların artık 15-20 katlı binalar yapılıyor Ankara'da. Yeni yerleşim bölgelerinde en az 15-20 katlı. Gerçi 30-35 katlı yapılar da arttı rezidans olarak. Artık yüksek yapılarda kazıklı, şu şekilde kazıklı radya ya da temel altı, sadece temel altında kazıklar yapılıyor. Bunlar temel sistemin bir parçası olarak da çalışabiliyor. Eğer birbirlerine bağlanıldıysa, bağlanılmadıysa ayrı da çalışabilirler. Biz genelde 15-20 katlarda ayrı çalıştırıyoruz. Ama tabii ki daha yüksek bir yapımız varsa orada ise diyoruz ki işte deprem etkisi, rüzgar etkisinde göz önünde bulundurup kazıkları temel sistemine bağlayıp birlikte çalıştırıyoruz. Buralarda genelde highly compressible, yani sıkışan ya da oturan zeminlerde bu durumu gözlemliyoruz. Yumuşak killerde de bunu yapıyoruz. Tek bina odaklı düşünmeyin, süperstrakçırlarda çok fazla kullanılır. İşte yol gövdesinde olsun, barajlarda olsun, kazık temellerin önemli bir yeri vardır. Şimdi süperstrakçır yapılarda yüklemeleri alt zeminden, genelde şuradan alt zeminden ana kayaya ya da ana kayı yoksa da daha güçlü, daha sağlam bir zemine aktarıyoruz. Şimdi ana kayanın olmadığı durumları konuşalım. Bizim reasonable metrelerimiz var. Mesela işte buradasın, tamam, ana kayan yok. Bu zayıf zemin böyle devam ediyor. Senin belli ölçüde hesapladığın metrelerin vardır. Hani ekonomik boyutları da düşünüp ona göre dizaynını edersin. Makul derinlikte kaya varsa kazık kayaya oturtuluyor. Bu kazıklara uç kazığı deniliyor. Çünkü yükleri uçtan alıyor. Eğer ortamda kaya yoksa bu defa sürtünme aldığımızı varsayıyoruz. Bu yüzden sürtünme kazıkları uç kazıklara daha uzun yapılır. Ne kadar yüke ihtiyacın varsa o kadar sürtünme alman lazım. Burada arkadaşlar bir uç kazığı görüyorsunuz. Kazık ana kayaya oturtulmuş şekilde. Bu normalde tabii bu şekilde olmaz. Birazcık daha burada görüldüğü gibi biraz olsun kayaya saplanır. Ama mantığını anlamak adına burada kazığımızın ana kayaya oturtulduğu görünülüyor. Bu bir basınç kazığıdır ve nerede çalışır? Düşey yükte çalışır. Diğer bir kazık türümüze bakalım. Burada ise bir friction pile görüyoruz. Yani altta benim ana kayam bulunmamakta. O zaman bu kazık neyle çalışıyor? Sürtünmeyle çalışıyor. Uçtan almıyor da, uçtan da alıyor tabii ama tabii ana kayadaki gibi almıyor. Ya şimdi şurada şöyle bir muhabbet var. Hani sorabilirsiniz, dersin ki ya bak buralarda sürtünme yok mu? Var. Ya da atıyorum buralarda işte uçtan basınç almıyor mu? Alıyor. Ama muhabbet şu. Mesela buradaki uç kazığında %90-95 efficiency'yi biz ana kayadan sağlıyoruz. O yüzden buradaki %5'lik kısmı hani göz ardı edip diyoruz ki bu işte uç kazık. Burada da aynı şekilde hani uçta zaten senin çok küçük bir çapın olacak. Hani o çapı göz ardı edip diyorsun ki ya ben asıl resistance'ımı friction'lardan alacağım. Yani sürtünmeden taşıyacağım diyorsun. Bu da gene şeyde olduğu gibi, uç kazıkta olduğu gibi düşey yükte çalışan bir basınç kazığı. Burada farklı bir durum var. Hani sürtünme var, burada yanal bir yük, yatay eksenli bir yük gelmiş. Burada ne görüyoruz? Eğer yatay kuvvetlerin varsa
Yatay yüke de çalışman lazım. Zemin dayanma yapılarında bu durum ya da kazılarda görüyoruz aslında. Mesela hani bir yeri şöyle kazıyorsun. Kazdığın işte şurası senin arazin. Sen şurayı kazdın. Bu kazılan senin temelin artık buraya ne yapacaksan. Mesela buralar içeri göçmesin diye buralara kazıklar yapıyorsun. Bak bu kazıklar işte yatayda da çalışıyor. Bunlara da eğilme ve basınç kazığı deriz. Bu önemli bir kazık türüdür. Aslında baktığınızda expansive soil ya da collapse zeminlerde görülür. Nedir bunlar? Şişen ve çöken. Yani swelling soil dediğimiz bizim su aldıklarında şişiyor. Peki stable'larımız ne oluyor? Yani büzülüyor. Zemin büzülüyor. Bunu da nerelerde kullanıyoruz biz? Az katlı yapılarda ya da kaldırımlarda kullanıyoruz. Ya buradaki şeyimiz hani en büyük problemimiz su olması. Sürekli orada bir aktif su meydana getiriyor. Genelde bu kazıkları loose zeminlerde kullanırız. Yani collapsible. Nedir bunlar? Boşluk oranları yüksek. Yoğunlukları yüksek, pardon, boşluk oranları yüksek, yoğunlukları düşük zeminlerde tercih edilir. Transmission load problem yaşarız buralarda. O da suya maruz kaldıklarından dolayı. Devam edelim. Diğer bir kazık türümüz ise bunu genelde iletim kulelerinde görüyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere normalde oklar hep yukarıydı, basınç kazıydı. Burada farklı bir durum var. Burada ise çekme kazığıdır bu. Bunları da mesela şurada şöyle bir elektrik direği düşünün arkadaşlar. Bir iletim direği ya da bunu bir kule olarak düşünün. Bir sahil platformunda düşünün. Burada ise ne olacak? Mesela bunu önce iletim kulesi olarak düşünelim. Buradan bir rüzgar esecek, değil mi? Yani bu tarafa doğru çalışacak. O yüzden bu kazık yukarı doğru değil, aşağı doğru. Yani çekme olarak çalışacak. Son kazık türümüz ise bu köprü ayağı arkadaşlar. Köprü ayaklarında kullanırız. Buralarda çok fazla su birikir. Bizim erozyon bölgelerimizdir. Burada erozyonlar olur. O yüzden biz de köprü altına kazıklar çakarız. Niye? Çünkü senin bak temelinin gömülü olduğu kısım DF'in azalıyor. Önceki konulardan hatırlayın. Yüzeysel temellerden, Terzaghi'nin formülünden hatırlayın. Senin neyin vardı? Dipten kaynaklı olarak taşıma gücün oluşuyordu. Hani Terzaghi 3'tü ya, 3 bölümden oluşuyordu arkadaşlar. Şurada koezyon etkisi, burada depth etkisi, burada da ne vardı? Wit etkisinden kaynaklı, B'den kaynaklı, 1 bölü 2 B gamalı bir formülümüz vardı. Burada ise depth'ten kaynaklı olarak sürşarjın bir etkisi olmaktaydı. Ya senin buradaki erozyon meydana gelirse zemininde ne olacak? Senin buradaki taşıma gücün azalacak. Buranın azalması ne demek? Eşitliğin diğer kısmında olan senin bearing kapasite azalacak demek. Biz o yüzden bunu öngörüp diyoruz ki işte bunların ayaklarının altına da kazık yapalım. Şimdi kazık tiplerimiz vardır onların structural karakteristiği olarak çelik tüp kazıklarımız bulunmakta. Bunları çok detaylı değinmeyeceğim. Hepsinin kendince işte özellikleri var. Ben biraz genel kültür olması açısından bahsediyor olacağım. Çakma kazığıdır bunlar. Uçları ya açık da olabilir, kapalı da olabilir arkadaşlar. Burada değinmemiz gereken belki bir weld kısımlar vardır. Kaynak plakasıyla birbirlerine bağlı olanlar ya da blown plakasıyla birbirine bağlı olanlar vardır. Sonra bizim konkret paylarımız vardır. Precast ve cast in situ. Şimdi precast nedir? Önceden dökülmüş. Pre'den düşün. Hani prefabrik geliyor. Orada direkt doğrudan çakılıyor. Cast in situ nedir? Yerinde döküyorsun. Mesela senin jetlerini düşün. Bu işlemi yerinde gerçekleştiriyorsun.
Belli avantajları vardır bunların, işte aşırı çakmaya dayanıklıdır, korozyona dayanıklıdır. Biz bunu Türkiye'de 20-30 metre arasında yaparız. Sonra işte bazı precast karakteristik sectionlarımız vardır burada. Kare ve ortogonal olarak bunları inceleyebilirsiniz. Timber piles'lar vardır arkadaşlar. Bunlar çok ucuz değiller açıkçası. Zaten özel bağlanma metotları var. Çok tercih etmeyiz. Kompozit paylar. Kullanım alanları çok, o zaman literatürde de yeri var. Gene de adını duymuş olun. İşte altı ve üstü zeminin o anki farklılığına göre değişiklik göstererek işte üstünü çelik, altını konkrit yapabilirsin. Özel bağlanma metotları vardır. Farklı malzemelerden dolayı oluşacak zorluklardan dolayı pek tercih etmeyiz. Gelelim şimdi yük aktarımına göre kazıklara. Gördüğünüz üzere bir uç kazığı bulunmakta buralarda. Buralarda önceden zemin sondajı kayıtları yapılır. Eğer varsa ana kayaya ya da oldukça kaya gibi sağlam olan zemine buradaki kazıkların soketlenecek şekilde tasarımı, dizaynı yapılır. Uç kazıklarına eklemek istediğim çevre sürtünmesi oluşmaz buralarda. Yani o kısmı da türlerini anlatırken bahsetmiştim. Kazık etkiyen yükleri tabanından aldığı dirençte, yani uç direncinden karşılar. Kazığın taşıyabileceği maksimum yük genellikle kazık malzemesinin mekanik dayanımına göre belirlenir. Diğer bir yük aktarımına göre kazığımız ise sürtünme kazıkları, friction pile'larımız. Sürtünme kazıklarında bir de sürtünme için deplasman lazım. Sizin buralarda deplasmanlar lazım. Şimdi iki elinizi üst üste koyun. Potansiyel bir sürtünme var. Üstteki elinizi hafifçe hareket ettirdiğiniz zaman sürtünmeyi hissedersiniz. Yani sürtünmeyi mobilize etmeye başlarsınız. Potansiyeli kinetiğe çevirme diyelim bunu. Yani bu aralar malum kafa para da, diyelim bankada paranız var. O para orada öyle duruyor. Onunla yemek yiyemezsiniz. Paraya bankadan çekip onunla yemek yiyebilirsiniz. Gerçi parayı çeksen de bazen aç kalırsın ama olsun ya, buradaki muhabbet sürtünme olmazsa eğer bu kazıklar çalışmaz. Senin burada bir deplasman elde edip kazıklardan sürtünme elde etmen gerekir. Çevre sürtünmesi oluşacak. Kazık dış yüzey pürüzlülüğü, kazık zemin sürtünmesi elde edeceksiniz. Burada yine çok güzel bir figür bulunmakta arkadaşlar. Friction paylarımız gördüğünüz üzere bu sefer uçtan değil sürtünmeden bir dayanım sağlıyor. Şimdi burada peki biz bu taşıma kapasitelerini nasıl hesaplıyoruz? Bizim bir Q hesabımız, load'ımız, yani şurası arkadaşlar yüklememiz. Neye eşit? Hemen şuradan göstereyim. Bir bu kısma eşit. Tamam, biz yok dedik ama tabii ki formalize de dediğim gibi hani %5 de olsa burada bir uç direnci de var. Hani %95 friction'dan kaynaklı olduğu için biz bunlara sürtünme kazığı diyoruz. Ama %5, %15 buralarda da bir uç direnç var. O zaman bunun totali neye eşit? Bu load buradaki uç dirence ve sürtünmeye eşit olacak. Gelin bir önce uç hesaplarına, sonrasında sürtünme hesaplarını inceleyelim. Nedir bu uç kazık taşıma sistemimiz? Burada bir formül görüyoruz. Neydi bizim taşıma kapasitemiz? Terzaghi'nin formüllerini görüyoruz. Bakın, kare temeller için ve dairesel temeller için. Daha sonrasında burada Meyerhof. Ne yapmıştı Meyerhof? Zaten Terzaghi'nin formüllerini
evolüte etmişti. Yani geliştirmişti. Aynı formülleri bakın bir yerde yine bahsetmiştim işte koezyon etkisini daha da çok açmış işte sürşarj etkisini depten kaynaklı derinlikten kaynaklı ya faktörler eklemiş bir şeyinden genişliğinden kaynaklı olarak temelin genişliğinden o kısmı açmış. Daha sonrasında burada ufak bir toplamaya gitmiş arkadaşlar. Şuradaki baş katsayıların hepsini toplamışız tek bir ifade olarak. Daha sonrasında bu ifadede bizde B yok. Bizde artık D var. Yani D neresi? Senin diametrin. Çapın. B yerine de D'yi yazmışsın. Ondan sonrasında hangi ifaden gitmiş senin? Baktığın zaman bu ifaden gitmiş. Bu ifaden senin neden gitmiştir arkadaşlar? Bir düşünelim. Şimdi uç kazık hesabı yapıyorsun, değil mi? Ondan sonra formülünü modifiye ediyorsun. Son halini çıkartacaksın. Koezyon etkisini şeye kattın. Hesaba kattın. Depth etkisini, sürşarj etkisini de kattın. Ama senin oradaki temelinin genişliğinin etkisini katmadın. Neden katmadın? Çünkü senin zaten çok küçük olacak bu etki. O yüzden bu kısmı aslında göz ardı ediyorsun. O yüzden senin uç taşıma kapasiten formülünü bu olarak ortaya çıkartıyorsun. Peki yüklemede biz nasıl hesap yapıyorduk? Mesela kaç yük taşır diyoruz bu değil mi? Hani biz şeyi bulduk. Metrekare başına düşen mesela şeyi taşımayı bulduk. Peki benim kazığım, buradaki kazığım ne kadar taşır diye sorduğun zaman burada şeyin var, yüklemen var. Bunu alanla çarpıyorsun. Kazının yüklemesini buluyorsun. İşte bu senin kazının uç kısmının taşıyabileceği kapasite. Formülümüzü detaylı inceleyelim. C bizim koezyonumuz. NC ve NQ burada. Bir'in kapasite faktörlerimiz. Q'muz ise effective vertical stresimiz. Neydi bu effective vertical stresimiz? Gama çarpı H'tı. Depth'ti, derinlikti artık. Burada genelde L olarak verilir bize. Uzunluğu biz bunu gama çarpı L ederiz. Mesela sorularda bunları detaylı inceliyor olacağız. Bu kadar arkadaşlar. Detaylı olarak NC ve NQ hesabından bahsediyor olacağız. Devam edelim. Şimdi karşımıza frictional resistance çıktı. Frictional resistance da ise formülde bu P nedir? Bu toplam P bizim çevremiz. Burada bir delta L'miz var. Delta L'miz bizim lengthimiz, uzunluğumuz. Şimdi sen çevreyi lengthle çarparsan ne olur? Yüzey alanını bulursun. Peki buradaki F nedir? Şöyle biraz daha. Buradaki F nedir? Buradaki F bizim frictional F'sidir. Şimdi ne yapıyorsun? Senin yüzey alanını birim çevre sürtünmesi. Bu F budur. Birim çevre sürtünmesidir. Bununla çarparsın ve kazık çevresinde edeceğin sürtünmeyi hesaplayabilirsin. Şöyle bir zemin profilinin olduğunu düşün. Şurada bir tane senin kazığın var. Bakın arkadaşlar, eğer senin bu kazık boyunca şu şekilde mesela şurası farklı bir zemin. Burası farklı bir zemin. Ne yaparsın? Her bir ayrı zemin için ayrı ayrı hesap yapmalısın. İşte bakın bu delta L mantığı da budur. Hani bu delta ne diye sorarsanız bunun mantığı da buradan gelmektedir. Neden? Çünkü buradaki her bir zeminin nesi farklı? Koezyonu ya da içsel sürtünme açısına bağlı. İşte bu F de koezyona ve içsel sürtünme açısına bağlıdır. O yüzden tek tek hesap yaparsın her bir zeminin için. Delta P hepsinde aynıdır. Sürtünmelerdeki muhabbet bu şekildedir. Fark ettiyseniz ben bunu kazık ucunda demedim. Niye? Çünkü kazık ucunda bir hesap olur.
Parametreleri ise ana kayadan alırsın. Şimdi ne yaparsın? Artık kazıktaki toplam kapasite ise ucun kapasitesi ve sürtünmenin kapasitesini toplayarak bulabilirsin.